Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yaşında Meral? 20. 20 yaşındayım. Kaç çocuğun var? 2. Birisi karnımda, birisi onlarda. Kaç aylık hamilesi? 7. 7. Çok az kalmış doğmadan. Evet. Hoş geldiniz Fevziye Hanım. Hoş buldum. Ordu'da, Aybastı'da yaşıyorlardı. Evet. Meral'in hikayesini kısaca bir anlatacağım, sonra Meral üzerinden geçeceğiz. 14 Ekim tarihine kadar aslında 8 kişilik bir evde yaşıyorsun. Evet. Kayınvaliden, kayınpederin, kayınbiraderlerin, eşin ve çocuğun olmak üzere. Evet. Onlarla hayatını sürdürüyorsun. Sizin kocanla ortak bir yaşamınız, yani küçük o çekirdek ailenizi koruyacak bir hayat alanınız. Yok. Olmamış. 14 Ekim'de evi terk etmenin çok önemli sebepleri var. Evet. O gün evden çıkarken aslında çocuğunu da alıp çıkmak istiyorsun ama çocuğunu senden kayınvaliden alıyor. Evet. Önce 14 Ekim'de artık neye dayanamadın da evi terk ettin? Ben neye dayanamadım? Artık kayınvalidemin yaptığı şeylere karşı dayanamadım artık yani. Çünkü neden bir insan o kadar şeyi kaldıramaz? Yani küçük bir ahır olan bir yerde hayatta bir insan yaşayamaz. Hı-hı. Affedersiniz, köpek bağlasan durmaz yani. Hı-hı. Öyle bir yerde onlar. Hepiniz o kalabalık olarak orada mı yaşıyordunuz? Yok. Orada değil. Hı-hı. Sadece ben, eşim, kayınvalidem. Hı-hı. Üçümüz köydeki evde yaşıyorduk. Baba, hı-hı, zaten istemiyor. Oğlu olacak. Adamı zaten istemiyor. Hı-hı. Bir lafı var. Onu da söyleyeceğim. Zaten kendi oğlu öldüğü zaman bir insan nasıl kurban keser? Kim kurban kesti? Yani kesin, Beytullah kesin öldüğü zaman kurban keseceğim diyor. Öyle diyor ha. Ya sen hayatımdan çık ne olursa olsun, ben senin ölümünde üzülmeyeceğim anlamında. Aynen öyle. Şimdi nasıl bir evlilikti sizinki? Bizimki nasıl bir evlilikti? Aldatma, dolandırma. Hiç eve gelmeyen birisi. Kaç yıllık evlisiniz? 2. İki yıllık evlisiniz. Evet. Görücü usulümü severek mi evlendiniz? İnternet üzerinden. Tanıştınız. Evet. Sonra evlilik kararı aldınız. Evet. Sonra sen nasıl yaşadın? Yani kocanla beraber değil, kayınvalidenle yaşadın. Yani kayınvalidem, eşim. İlk, hı-hı, biz zaten buradan evlendiğimiz zaman zaten Samsun'a gittik. Hı-hı. Bir süre oradaydık. Hı-hı. Ondan sonra zaten herkes kendi odasına çekiliyordu. Zaten ben 2 seneden beri kavgasız gürültüsüz orada hiç yaşamadım. Durmadı. Ondan sonra ben hatta çocuğum 1,5 aylıkken ben anneme gel beni al dedim. O bu 14 Ekim tarihi mi? Hayır, ondan önce. Şimdi 2 yıllık çok yeni bir evlilik. Hani çiftlerin böyle birbirine daha güzel sözler söylediği, daha birbirini mutlu etmeye çalıştığı bir dönemde sen dedin ki şiddet vardı, ihanet vardı. Evet. Eşin sana ihanet mi etti? Evet. Hem de kaç defa. Benim yanımda kızlarla konuştu. Benim yanımda. Atıyorum köyde karşılaşıp konuştuğu kişiler mi? Yok, öyle değil. Biz ilk evliliklerimizde Samsun'daydık zaten. Ben, hı-hı, ilk aylarda köye gitmedim. Hı-hı. Fındık zamanı zaten biz köye geliyorduk genelde. Hı-hı. Sosyal medyadan mı birileriyle görüşüyordu yoksa? Normal ya, bildiğiniz telefon üzerinden konuşuyor. Hı hı. Kızlara işte aşkım canım bana demediği lafları ona diyor. Onlara söylüyor. Evet. Yakaladın mı sen? Evet, ben kızlarla da kendim de konuştum. Hepsiyle konuştum. Birisi ikisi değil, hepsiyle ben konuştum. Ne diyor kızlar sana? İşte senle nişanlıyken işte benle konuştu bilmem ne cart curt bir sürü şey var. Peki sen eşinin bu ihanetlerini yakalayıp onun yüzüne vurduğunda şiddet gördün mü? Yok. Şiddet görmedin. Söylüyor muydun sen bana ihanet ediyorsun, bak gene senin konuştuğun bir kızla konuştum, bizim evli olduğumuzu, çocuğumuzun olduğunu söyledim diye? Dedim. Kaç defa dedim. Hı-hı. Yine aynı alt yapıyor. Yine aynı. Peki eşin 2 ay önce evi terk ediyor, bu 14 Ekim'den önce. Evet. Ağustos'ta niye terk ediyor seni? Aslında şöyle oldu Esra abla. Beni terk ederek çıkmıyor evden aslında. Babası, başka bir sebeple mi? Babası eline bir miktar para veriyor. Hı hı. Babası diyor ki git oğlum diyor, bunu diyor adama ver, hı hı, yanıma gel. Birlikte çalışıyorlardı. Hı hı. Ondan sonra neyse, birlikte çalıştıkları zaman Beytullah parayı alıyor, ortadan kayboldu. Hı hı. 2 ay ben aradım, neredesin dedim, nasıl ettim bilmem ne cart curt.
neredesin dedim. Kaan diye bir birisindeyim, arkadaşımdayım dedi. Kaan kimdi, neyi, nesidir bilmiyorum ben açıkçası. Ondan telefonlarını sonra açıyor. Eve gelmemesi için, yani eve gelmemesinin ben nedenlerini sıralıyor. Ben çağırdım, eve gel dedim ona. Ben eve gel dedim. Kendisi gelmedi. İşte işlerim var, zamanı var, bilmem ne. Bir sürü yalanlar, iftira, dolandırma, bilmem ne. Kimi ben dolandırıyor? Yani iddian öyle. Kimleri mi? Kadınları. Kadınlar onunla konuşuyor, ilişki kuruyor. Ya iki bayram arası birisine bir miktar para alıyor. Sen o parayla ne yapıyorsun? Bana bunun açıklamasını yapmıyor. Ne yapıyorsun? Bana bunu açıklasın o. Kadından ne diye para alıyor? Ya iş yapmak amacıyla mı alıyor? Orasını artık bilmiyorum. Borcum mu var? O kadınlar bir... daha sonra sizi mi arıyorlar o verilen para için? Nasıl haberdar oluyorsun paradan? Ben kendim aradım. Kendi konuştuğum zaman kadın bana söyledi. Ha, eşiniz benden para aldı diye. Evet. Ne bir... parası? Yani mesela ya niye para aldı? O şöyle para almış. İşte borcum var. Ben sana geri ödeyeceğim. Yalanla. En temizde yalandır biliyorsunuz. Borcum var, ben sana ödeyeceğim. Bankadan çekeceğim. Bir üç gün fırsat ver ama sen bir bana ver. Ben üç gün sonra sana ödeyeceğim. Zaten üç gün sonra o para eline geçecek olsa kimseden borcu istemezsin. Şimdi Meral'cim, sen evliliğin boyunca, yani senin iddia ettiklerin bana defalarca ihanet etti. Evet. Sonrasında yakaladım, o kadınlarla konuştum, biraz önce de anlattım. Hem evet, eşimden şiddet gördüm, hem kayınvalidemden eziyet gördüm. Evet. İddiasında bulundun. İki aydır da kocam evde yok. En son annemi çağırdım, ben bu şartlarda yaşayamayacağım dedim ve evi terk ettim diyorsun. Evet. Ama evi terk etmesinin bir sebebi daha var. Nedir? 4,5-5 aylıkken dövülmesi. Hani hamileyken dövülmesi. Kim dövdü seni? Rapor, eşi dövüyor. Eşim. Eşin dövüyor. Evet. DAP raporum da var. Şikayetçi oldunuz mu bu konuda? Evet, evet. Şikayetçi de olduk. Mahkemede açtık. 5. ayın 17'sinde mahkemesi de var. Ne zamana denk geliyor ama bu? Ama çocuğu vermem diyor. Mahkemede boşanırım ama çocuğu vermem. Hayır. Bizim niyetimiz çocuğu almak. Bu kaçmadan önce mi, ondan daha önce mi, geçen sene mi? Geçen sene şiddet uyguladı. Hayır, hayır, hayır. Bu hayır, şimdiki karnındaki bebeği 4,5-5 aylıkken. Ha, 4,5-5 aylıkken. Evet. Peki kayınvaliden ilişkilerin nasıl? Yani kayınvalidem kendi kafasına zaten, dost hayatı yaşıyor zaten. Kocasıyla alakası yok onun. Kocası ama zaten yani her şeye göz kapamış bir kere zaten. Her şeye göz kapamış. Benim zaten karım yok, şeyim yok. Tutturdu bir 3 tane çocuğum var, bilmem ne cartçı. Senin 3 tane çocuğun varsa sen karına sahip çıkacaktın ilk önce. Sen bunlara şahit oldun mu, iddia ettiğin evet, şeylere? Oldum. Evet, oldum. Ben her şeye şahidim zaten. Peki şimdi kayınvalide de yayına bağlanmak istiyormuş. Bana 14 Ekim günü anne gel beni al, ben artık dayanamıyorum diyerek evden çıktığın günü anlatır mısın? Anlatayım. Ben o gün anneme, daha doğrusu gidelim dediğimde, ben şiddet de gördüm. Daha darbe de aldım. Aldatılması zaten var. Ben o gün zaten Beytullah'ın bir işler karıştırdığını biliyordum zaten. Ben adım gibi eminim. O kanmış, çarpmış, tutmuş, hepsi yalan. O bence başka birisinin yanında. Bence bir kadının hayatıyla kadınlık hayatı var. Ama neyin ne olduğu belli değil. Nereye gittiği belli değil. Hem o evde yok, hem sen kayınvalidesin, kayınvalidensin, hem de sorunlar var. Sen 14 Ekim'de eşyalarını toparlayıp çocuğunu aldın, evden çıkacaksın. Evet. Ama... her şeyi hazırladık. Benim zaten çocuğum hamileyken ben zaten çocuğumu sırtıma sardım. Sırtıma sardım çocuğumu. Çocuğumu sırtıma sardıktan sonra anne orada bir sofradayız. Böyle herkesi topladı zaten. O onun meşhur bir şeyi vardır böyle. Bütün köyü toplar, karnını doyur. Hizmetçilik yapar bildiğiniz bütün köye. Alankent dediğimiz köye. Hizmetçiliğini çok güzel yapar. Ay, ondan sonra... hizmetçiliğini çok güzel yapıyor zaten. Ondan sonra bir de senin evinde gelinin var. Senin evinde gelinin var. Bir de torunun var. Senin gelininin yanında o işi yapmaya utan, yüzün nasıl var ya? Anladım. Senin kayınvalideyle de ilgili iddialarım var. Sen evet, evden çıkarken bebeğini yanına almak istedin mi? İstedim. Kendisi ama... oğlumu. O zaman gidiyorsan çocuğu ver dedi. Kendisi aldı. Nasıl aldı senden? Bildiğiniz aldı. Yani çöküp
Sırtından söküp aldı çocuğu. Peki yani. Sen 14 Ekim'den beri çocuğunu görüyor musun? Hayır. Hiçbir ne sesini, şekilde. Ne sesini, ne şeyini, hiçbir şeyini. Peki Seçil Hanım kayınvalide telefon hattında şu anda. Meral'in kayınvalide Seçil Hanım telefon hattında. Telefon hattındaki kayınvalideyle bir görüşelim. Alo. Alo. Seçil Hanım hoş geldiniz yayına. Sağ ol canım. Merhabalar. 14 Ekim'de merhaba. Gelininiz evden ayrılırken çocuğunu da almak istemiş. Ama sizin engel olduğunuzu bu tarihe kadar ben çocuğumun sesini duymadım. Kayınvalidem çocuğu almama engel oldu dedi. Oh yanlış. Aa burada şahitlerim bile var yanlış. Çocuğu doğurdu doğurdu. Anası doğurdu çocuğu. Anlamıyorum söylediklerinizi. Anası diye doğurdu çocuğu diye. Siz... Oha benim üstüme o şekil konuşma açtırma evet, bana ağzını benim bak. Benim evimde yedin içtin var yedin içtin be bak. Benim kes. Evimde yedin içtin ki terbiyesiz kara. Sensin terbiyesiz. Şimdi bir kere bir mahalle kavgasına iki kadın et. Kavgasına dönmeyeceğim. Seçil Hanım çocuk sizin yanınızda mı? Evet kuşkunluk be bana doğdu doğdu doğdu. Doğdu çocuğu doğdu bu terbiyesiz. Benim kızım bile tatlıya kalmış o. Ha. 40 günlük bebeği kim dövüyordu? Anası terbiyesiz anası. Anası yok burada. Anası yani Meral'in annesi mi? 40 günlük çocuk. Vurmadım. Tamam ne Meral nasıl olayım nasıl olayım. Nasıl olayım anlattı yanımda. Seçil Hanım siz bir sakin tek tek konuşacağız. Yavaş yavaş konuşmanı rica ediyorum senden. Şu anda çocuk senin yanında değil mi? Evet ben bakıyorum çocuğuma. Tamam. Neden sen bakıyorsun? Annesi var. Annesi mi var? Ben a**ına güvenmem. Gelip çocuğu senden alabilir mi? Alamaz. Neden alamaz? Tatmaya, kızları bile tatmaya kalmış. Benim kızını bile. Bağırma istesen benim kızına. Neden çocuğu alamaz? Alamaz. Bir saate kadar kimse sen vermez yok. Misin çocuğu? Çocuğu alamaz. Benim sağlık güvenliğim yok benim o. Yurda vereceğim. Yurda ona veremem. Yurda vereceğim. Meral'e vermeyeceğim diyorsun. Evet. Benim 40 günlük çocuğum yok. Burada ben yok. Kapımda. Niye yurdu? Of vallahi o kadar zor ki şu iletişimi nerede? Kurmak. Oğlunuz nerede? Bebeğin yanında mı? Oğlunuz Batı'nın yanında. Benim yanımda çalışıyor Batı'nın yanında. Akşamları geliyor mu eve? Evet geliyor. Babasıyla beraber. Peki Beytullah Beytullah telefon hattındaymış koca. Beytullah Bey merhaba. İşte merhaba. Beklediğim an. Hoş geldiniz. Beklediğim an. Hoş bulduk. Çocuğunuzla beraber misiniz? Evet. Siz çocuğunuzun yanında mı kalıyorsunuz? Evet. Ne zaman çocuğunuzun yanına döndünüz? Ben her zaman çocuğum yanındaydım zaten. Yalan konuşma Beytullah. Hı. Daha dün bana mesaj attığında Yozgat'taydın. Neredeydin ya? Bana yalan konuşma. Senin bana yalan konuşma Beytullah. Daha kendi ağzına Yozgat'taydım diyordun ya. Lan ben senin çocuğumun fotoğrafını istedim. Attın mı bana? Sesini duyurdun mu? Hı. 14 Ekim'de sen evden çıkarken kocan o evde yaşıyor muydu? Hayır değildi. Ben hep o evdeydim diyor. Hayır değildi. Lan neredeymişim? Nerede olduğum belli değil. Sen Samsun'da değil miydin Kaan'ın yanında? Hadi yalan de. Hadi ben desene. Ben 14 Ekim'de neredeydin sen gittiğinde? Sen 14 Ekim'de nerede olduğun beni ilgilendirmez. O gün benim ne olduğunu anlatır gün mısınız? Sen yoktun Beytullah o evde. Sen o gün... yoktun. Bak şimdi Esra şimdi Hanım. Şimdi ben karın nasıl evden ayrıldı? Bir sen anlat bakayım. Esra Hanım bir şey diyebilir miyim? Söyleyin. Evde yoktu ki ayrıldığını o, bilsin. O çocuk için çıktı televizyona biliyorum. Hı-hı. Ama bak ben çocuğumu ona vereceğime gider yurda veririm. Hı-hı. Yine o bak onun anasına kendisine asla bak ucunda ölüm olsa bile kimseye vermem. Peki çocuk yok. İçin televizyona çıktı. Yani çocuğunu anne göremiyor. Göremiyor değil. Geldi de kim göstermedi? Söyle bak. Senin öyle bir hakkın yok diyen sen anne misin diyen sen kendinsin. Şimdi nasıl oldu da bak Beytullah'cığım karın hamile. 7 aylık hamile bir çocuğunuz daha olacak. Ne oldu da siz karınla ayrıldınız? Sen bunu bir anlat. Evden nasıl ayrıldı? Annesi. Sor bakayım annesine. Annesi kadar kafan taş düştün. O kadar acı sahipti biz niye çıkmadınız karşıma? Sen niye çıkmadın? Çocuğunuzu uzaklaştırma kararı alındığı doğru mu bu olay? Efendim?
Eşiniz diyor ki ben 5 aylıkken darp edildim eşim tarafından. Ha yani 2 ay önce. Şu anda 7 aylık hamile. Bir uzaklaştırma onlar, kararınız bir var mı? Hayır, hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Şunu anlatır mısınız? Bakın en başa dönüyorum. Sakince de konuşmak istiyorum. Yani atlı koşturmuyor peşimizden. Karın evden nasıl ayrıldı? Annesinin aklıyla Esra Hanım. Başka da hiçbir şey demiyorum. Ne? Annesinin aklıyla ayrıldı. Başka da hiçbir şey demiyorum. Peki o günü bir anlatsana. Karınla kavga mı ettin? Sorun mu yaşadın? Hayır, hiçbir şey yoktu. Evet. Hiçbir şey yoktu. Ben Giresun'dan Samsun'a geçtim. Hı. Ondan o da bize gelmiş. Hı. Ondan sonra bunlar çıkmış gitmiş. Benim de haberim sorun oluyor. Hı hı. Hani, kaç gün sonra öğrendin? Bir dakika, burada şimdi mağdur olan ben miyim mu? Şimdi kaç gün sonra karının evden ayrıldığını öğrendin? Akşama öğrendim ben. Hani jandarmalar aradı beni. Hı. Dediler böyle böyle ifadeye gelmen lazım dediler. Ne için ifade vereceksin? Ne için? Bu direkt karakola gitmiş. Yok şeylerim yok böyle. Ben böyle yapıyorlar diye. Hı. Bir dakika, şimdi karakola gidiyor. Orada komutanlar bunu hastaneye götürüyor. Rapor çıkmıyor. DAP raporu. Hı. Buradan gittikten sonra DAP raporu çıkıyor. Anladım. Hayır, biz başka hastaneden DAP raporu almadık. Eşin ben kocamdan şiddet gördüm diyor. Jandarmaya gidiyor. Sen tamam, sonra... Jandarmayı da biz çağırmadık. Annesi çağırdı. Kimin annesi? Beytullah'ın annesi çağırdı. Kayınvaliden çağırdı. Evet. Niye çağırdı jandarmayı? Gelinimi gidiyorum alıp gidiyor diye. Bir kere ben anneme zoruyla gitmedim. Hı. Onun yaptığı bazı şeyler yüzünden gitti. Ben aldattığı için gittim. Kocan seni aldattığı için evet. mi? Gittin. Peki kayınvaliden... Şimdi kimse herkes suçlu gibi benim ailemi suçlayamaz. Anladım. Peki Beytullah... Bir şey diyebilir miyim? De. Bak bu çocuk için bana eğer bu çocuğu ver derseniz ben bu çocuğu gidip yurda vereceğim. Hı-hı. Ama ona vermeyeceğim. Bir daha bu telefonu... Ben daha orasında değilim Beytullah. O zaman şimdi o karın, sen yokken... Unut. Bir saniye. Bir dakika işte bunun pazarlığını yapmayın. Daha şimdi karın sen yoksun evde. Sen diyorsun ya ben işte Giresun'dan Samsun'a gidiyordum. Eve geliyorsun, karının evden ayrıldığını duyuyorsun. Karını arayıp da ya Meral'im, Meral'cim... Niye evden ayrıldın diye sordun mu? Bir konuşalım dedin mi? Esra Hanım bu bir kere olmadı ki. İkinci kez bu ikinci. Ben Samsun'daki onunla Samsun'da yaşarken gece saat 12:01'de onun annesi başka adama onu gönderiyordu. Bana diyor kızımı şuraya bırak oradan alacaklar diyordu. Senin yanından ayırıp annesi, şimdi mesela bunu da ben unutmayacağım. Fevziye Hanım Meral'i başka biriyle mi evlendirmek istiyordu? Onların kuruntusu. Hı? Esra Hanım ben ağzımı bozmak istemiyorum. Hayır ağzınızı bozmayın. Bildiğiniz her şeyi de anlatın. Sen Meral'in yanına sonra gittin mi? Aradı mı seni? Sen evden ayrıldıktan sonra. Hı hı. Daha sonra aradı. Daha doğrusu ilk mesajı da ben attım ona. Hı-hı. Ne yazdı? Evet, çocuğumu göster diye kendi çaptı. Evet. Mesajda Mert'i görmek istiyorum dedi. Cebindeki telefonda duruyor. Hı-hı. Ben Mert'i görmek istiyorum dedim. Senin öyle bir hakkın yok. Sen onun annesi değilsin dedi. O çocuğu kim doğurdu? Tabii kim o yaşa kadar getirdi? Öyle bir anne zaten olma şansın yok. Niye böyle nasıl bir şey söylüyorsun? Neden çocuğa? Yani böyle bir annesi yok? Ben bu çocuğu sana vermem, yurda veririm demenin sebebi nedir? Benim çocuğum oraya giderse tehlikede Esra Hanım. Bak ben bu çocuğun o zaman ölüsüne giderim mezarına görmek için. Ya Beytullah oraya gelmeden anne çocuğuna ne yapar? Bir anne, anne bir değil onun yapar. Annesi yapar ne yaparsa. Dur. Ben yapıyorum madem bütün her şeyi senin annen çocuğunun başına yemek masasını devirip de Meralcığı kapmasa çocuğunu ölüyor muymuş ölmüyor muymuş bunun hesabını da bana ver şimdi hadi. Hadi. Sana Cenab-ı Allah zaten vermiş belanı. Ben daha bir şey dememe gerek yok. Allah beterini anladım. Sana döndürecek. Hiç kusura bakma. Beytullah iki tane çocuk var bak şu anda. Biri senin yanındaki. Bu karnındaki çocuk ne olacak? Kalsın mı herhalde? Abla ben çocuğumu bak. Ben çocuğumu onlara vereceğime. Bak şimdi ben gideyim şimdi yurda teslim ederim bu saatte. Neden? Sebep söyle. Sebebi abla ben onlara güvenemiyorum.
Güvenemiyorsun. Meral ikinciye hamile. Abla olsun, ben güvenme şansım yok. Ben o çocuğun da hayatına güvenemiyorum. O zaman ben şöyle anlıyorum. Ben eşimden boşanmak istemiyorum. Ailesi aradan çekilsin mi diyorsunuz? Hayır, ben de istiyorum ama çocuğu vermem abla. Bak, çocuğu vermem. Bir yaşındaki çocuğu buraya anne, getireceksin Beytullah. Şefkatine bitti. Muhtaç bir çocuk. Senin öyle bir hakkın yok. Sen babasıysan ben de annesiyim, tamam mı? O çocuk buraya tıpış tıpış gelecek. Senin çocuk annenin yaptıkları, senin herkes. Ailenin yaptıkları, senin yaptıkların artık yeter bu, tamam mı? Ben hayatımdan soğudum zaten. Vallahi ben... O çocuk buraya gelecek. Sosyal ekeri Semih'e neden veriyorsun? Neden veriyorsun ben sana söyleyeyim değil mi? Bir, asker kaçağı. Her bir bat sende. Daha ne diyeyim? Bir de niye yurda veriyor? Kapı gibi babası var. Oturur kendi bakar yani. Bakamaz. Hani bu çocuklar sadece annelerin der ki ben bir baba olarak bir anneden daha iyi bakarım dersin de ben çocuğu ona vermeyeceğim ama yurda veririm. Bu kişisel başka, hırs. Ha, bu kişisel hırs. Dersin ki ben çok iyi bakarım kardeşim. İki çocuğa da anne de olurum, baba da olurum. Elimden geleni yaparım. Orada bir tehlike var. Gelsinler bizi inceler. Niye ama yurda vermezsin. Ben sanki buradan çıktığım zaman annemin evine gideceğimi kesin mi? Belki ben başka yere gideceğim. Nereye gideceksin? Neresi olursa. Neredeki eve gideceksin? Yani o demek istiyor ki anladım. Ben çocuğuma yani çalışır çabalar, gerekirse çöp toplar bakarım demeye peki, getiriyor. Peki Beytullah. Efendim oğlum. Şimdi çocuğuna, şimdi sen öyle bir iddiada bulunuyorsun ki senin çocuğuna bir şey mi yaptılar, ne gördün? Abla daha ne diyeyim ki, annem zaten söylüyor. Annem yani bir şey demiyor. Ben annen... Hadi bak, annen kendi söylediğini anlamıyorum. Ondan sonra konuşsun. Annenin söylediğini anlamıyorum. Tamam şimdi... ben de davacıyım o zamanlardan. Beytullah'cığım onu sormuyorum, bak şunu soruyorum. Şimdi Meral kötü bir kadın olsa siz ikinci çocuğu yapmazsınız değil mi? Yapar mısınız ikinci çocuğu? Ama bilemiyorum ki iyi insan kötü insan olsun. Zaman geçtikten sonra öğreniyorsun insanları. Peki ayrılınca mı Meral'in kötü olduğunu anladın? Ben Meral'a kötü demiyorum. Bak Meral'ın annesinin de var sıçıttı. Bak ben Meral'a kötü demiyorum. Meral iyi bir insan. Ama annesi bu işi yapan, bak bunun aklına giren, bak ben az çok tanıdım. Bunun aklına giren annesi. Başka hiçbir şeysi yok. Ne yapıyor hay annesi ona? Mesela sizin kızınızı... ben evladım için canımı feda ederim. Hayır, başka ederim, biriyle evli... Mesela Beytullah diğer dedi ki... Diğer evladıma bir tokat vurmak, diğer evladımı... Daha başka biriyle evlendirmek istedi. Başka biriyle birlikte olsun istedi dedi. O bu, benim bana 1,5 aylıkken ilk çocuğuna, 1,5 aylıkken bana telefon edip de... Bana telefon ettiği zaman akşam ezan karanlığı çıkmıştı. Ben 350 milyon verip de Samsun'a geliyordum. Samsun havaalanına gelirken o yol ayrımından biz geri döndük. Niye? Çünkü götüren şoför götürmek istemedi, benim başım belaya girer diye. Şoför, yoksa yani... şoför götürseydi ben kızımı almam. Hayret. Tek başıma hayret, yanımda da bir kızım vardı başka. Sağlayan biri olaya dahil olmaz ki, kenarda bekler. Evet ama aileyi gitmek istemedi. Belki götürmeyi istemedi olay yaşadı. Belki evet. De bilemiyorum. Hani, yani bu konuya kaldığımız yerden de. Devam edeceğiz. Beytullah'la da bir araya da gelmek istiyoruz. Onun iddialarını da dinleyeceğiz. Sizi şimdilik uğurluyorum. Peçeteni de alabilirsin. Sağ olun. Buradan.